16 yaşındaki genç kız ağır epilepsi rahatsızlığı nedeniyle getirildiği Kaliforniya Üniversitesi'nde çok ilginç bir buluşun ortaya çıkmasına neden olacaktı. 1998 yılında gerçekleşen bu olayda doktorlar genç kızın ameliyat edilmesine karar vermişti. Ameliyatın yöntemi gereği hastanın bilincinin açık olması gerekiyordu. Çünkü araştırıcılar bu sırada hastanın beynine elektrik verirken genç kızdan bazı yazıları okumasını ve bazı hareketleri yapmasını istemişti. Ameliyat sırasında cerrahlar beynin çeşitli bölgelerini uyararak genç kızın verdiği tepkileri kaydediyorlardı. Hiç beklenmedik bir şekilde beynin sol tarafında 2 santimlik küçük bir alanı uyardıklarında genç kız bir anda kahkaha atmaya başladı. Duruma oldukça şaşıran doktorlar genç kıza ne olduğunu sordular. Kız tarif edilemeyecek kadar komik bir at gördüğünü söylemişti. Cerrahlar ne zaman bu bölgeye dokunsa kız kahkaha atmakta ve gülme nedeniyle ilgili olarak birbirinden farklı cevaplar vermekteydi. Çünkü beynin uyarılan sol kısmı ilgili duygunun oluşmasını sağlarken sağ kısım duruma uygun yanıtlar aramaktaydı. Elde edilen bulgular ortaya koymaktadır ki beynimizde gülümsemeden sorumlu 3 adet bölge bulunmaktadır. Ön tarafta yer alan frontal bölge durumu değerlendirmekten sorumludur. Bir başka bölge ise gülme için gerekli olan yüz ve ses hareketlerini üretir. En son nucleus accumbens adını verdiğimiz yapı ise gülerken aldığımız zevkin oluşmasını sağlar. Ne yazık ki tüm bu bilgiler nasıl güldüğümüzü açıklamakla beraber neden güldüğümüz konusu hala gizemini korumaktadır. Gülmek allomimesis denen bir durumun ortaya çıkmasına neden olur. Bu durum yaşandığında insanların davranışları eş zamanlı hale gelir. Yani gülen birini gördüğümüzde biz de güleriz. Bunun en önemli nedeni türlerimizi taklit edecek şekilde bir yapıya sahip olmamızdan kaynaklanır. Konuyla ilgili yapılmış olan bir çalışmada katılımcılara üzgün, mutlu, sinirli gibi çeşitli yüz ifadeleri içeren fotoğraflar gösterilip bu ifadeleri taklit etmeleri istenmiştir. Tahmin edeceğiniz üzere katılımcıların hepsi bu görevi oldukça kolay bir şekilde yerine getirmişti. Deneyin ikinci kısmında ise katılımcıların gördükleri yüz ifadelerinin tam tersini yapmaları istenmişti. Yani gülen bir fotoğraf gördüklerinde somurtmak gibi. İlginç bir şekilde kişilerin bu kısmı gerçekleştirirken oldukça zorlandıkları görülmüştür. Yani kişi gülen bir fotoğraf gördüğünde somurtmaya çalıştığında aksine yüz kaslarının gülmek istediği gösterilmiştir. Gülmenin sosyal hayat üzerine çok büyük pozitif katkıları bulunmaktadır. Bu katkıların büyük bir çoğunluğunu ise bilinçsiz anılar aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Bilinçsiz anılar farklı bir hafıza türü olup insan davranışları üzerine çok ciddi etkiler göstermektedir. Bilinçsiz anıların ne olduğunu gelin basit bir örnekle açıklayalım. Uzun süreli alkol kullananlarda Korsakoff sendromu denilen bir rahatsızlık ortaya çıkar. Bu rahatsızlık sonucu kişiler yeni anı üretemezler. İsviçreli psikolog Eduard Klapari'nin konuyla ilgili çok basit bir deneyi vardır. Klapari elinin içine küçük bir iğne saklar. Daha sonra Korsakoff rahatsızlığı olan kadın hastasıyla tokalaşırken iğneyi hafifçe kadının eline batırır. Tabii ki de kadın bu duruma çok kızar, öfkelenir, ne yapıyorsun sen diye çıkışır. Birkaç gün sonra Eduard Klapari aynı kadın ile bir araya geldiğinde kadın rahatsızlığı nedeniyle psikolog ile daha önce tanışmış olduğunu hiçbir şekilde hatırlayamaz. Ama oldukça ilginç bir şekilde psikoloğun kendisine uzattığı eli sıkmaktan kaçınır. Üstelik bunu niye yaptığını da bilmez. Çünkü kadında bilinçsiz bir anı oluşmuştur. Benzer bir çalışma ünlü sinir bilimci Damasio tarafından da tasarlanmıştı. Beyinde hipokampüs bölgesinde hasar olan kişiler yeni hatıralar geliştiremezler. Damasio, hipokampüs hasarı olan bir kişide bu olayı test etmek için birbirinden farklı karakterde 3 uzman doktor kullanmıştır. Deney gereği ilk uzman oldukça güler yüzlü ve ödüllendirici bir tavırla testleri yapmıştır. İkinci uzman herhangi bir duygusal belirti göstermeden nötr bir şekilde sadece işini yapmıştır. Üçüncü uzman ise sert ve dengesiz davranışlar göstererek hastaya bir dizi moral bozucu test uygulamıştır. Testlerden 5 gün sonra hastaya hiç tanımadığı insanların fotoğrafları gösterilmişti.
Fakat bu fotoğrafların arasına 5 gün önce test yaptığı 3 uzmanın fotoğrafı da eklenmişti. Fotoğraflara tek tek bakan hasta, fotoğraftaki insanların hiçbirini tanımadığını belirtmiştir. Yani daha 5 gün önce deney yaptığı 3 uzmanı tanımaması, yeni anı oluşturamadığını oldukça net ortaya koymaktadır. Aslında işin ilginç tarafı, hastaya bu fotoğraftaki insanlardan birini kendine arkadaş olarak seçmek durumunda kalsa, kimi seçerdi diye sorulduğunda ortaya çıkmıştır. Hasta kişileri hatırlamasa da o kadar fotoğraf arasından kendisine güler yüzlü davranan uzman doktoru arkadaş olarak seçmişti. Yani kişiyle ilgili bilinçsiz bir an oluşmuştur. İşte tam da bu nedenle gülümsemek çok ama çok kıymetlidir. Çünkü yüzünüzdeki gülümsemenin kime, nerede, ne zaman, nasıl bir bilinçsiz anı oluşturacağını asla bilemezsiniz. Henry de Montorland der ki, mutluluğun mürekkebi beyazdır. Yani mutluluk sonucu ortaya çıkan şeylerin aslında fark edilemeyecek kadar önemsiz olduğunu vurgular. Ama muhtemelen unuttuğu önemli bir konu var. Eğer önünüzdeki sayfa siyah ve karanlıksa, beyaz bir mürekkepten daha etkili ne olabilir ki? O nedenle çevrenizde ne kadar karamsar ve kapkaranlık bir ortam olursa olsun, yeter ki siz gülümsemenizi asla kaybetmeyin.